Tabii bu son kar yağışı, son hava şartları ve bunun getirdiği sorunları hep beraber gördük, yaşadık. Bizim geçen sonbaharda açıkladığımız afet yönetimi eylem planında aslında bu tür olağanüstü durumlarda ne yapılması gerektiğiyle ilgili de çok açık bir çerçevemiz var. Öncelikle bu tür konularda yerel yönetimlere daha çok yetki vermenin bir şart olduğunu düşünüyoruz. Hatta muhtarların bile bu tür durumlarda her olağanüstü şartta, her afette muhtarların dahi daha çok yetki ve daha çok imkana sahip olması gerektiğini hep söylüyoruz. Ve mutlaka yerelde sağlam bir koordinasyon, böyle başkentle şehirler arasında problemin olmadığı, çıkmadığı, çünkü yetkinin daha çok yerele devredildiği bir yönetim modelinin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Fakat uzunca bir süredir görüyoruz ki özellikle İstanbul'da, Ankara'da merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında çok ciddi bir sürtüşme var. Ve bundan sadece ve sadece Ankara'da, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız zarar ediyor. Yani onlar bunun ceremesini çekiyor. Dolayısıyla burada acil olarak yapılması gereken, hükümetin bir an önce particiliği bırakıp mesele insansa, mesele hayatsa, mesele afet, böyle olağanüstü şartlarsa particiliği bir yana bırakıp o şehirde yaşayan vatandaşların sağlığını, hayatını önceleyen bir tutum takınması. En pahalı enerji olmayan enerji. Yani olmayan enerjinin Türkiye'nin ekonomisi üzerinde, sanayisi üzerinde bıraktığı etki gerçekten son derece olumsuz. Üstelik Türkiye'nin güvenilir bir yatırım yeri olarak algılanıp algılanmadığıyla ilgili de çok çok kritik bir konu. Yani enerji konusunda sorunlar yaşanan, günü geldiğinde elektrik veya doğalgaz temin edemeyip sanayisini durdurmak zorunda kalan bir ülkeye yeni yatırımların gelmesi konusunda da çok ciddi soru işaretleri oluşur. Yani hesapsız kitapsız, enerji ihtiyacını hesap edemeyen, enerji arz güvenliğini sağlamayan bir ülkeye büyük yatırımlar da gelirken çok tereddüt yaşar yani. Dolayısıyla bu 2-3 günlük, bir haftalık, 10 günlük mesele değil. Bunu yaşayan bir ülkenin yıllarca bu uğradığı kredibilite kaybını telafi etmek için çalışması, o kredibiliteyi tekrar oluşturması için emek harcaması gerekir. Dolayısıyla olan çok vahim ve bu işin maliyeti Türkiye'ye öyle sanıldığı gibi 3 günlük, 5 günlük, bir hafta, 10 günlük bir üretim aksaması değil. Onun ötesinde uzun vadeli, hesapsız, kitapsız, kendi sanayisine, kendi ekonomisine yeterli enerjiyi sağlayamayan, kesintilere gitmek zorunda kalan bir ülke. Üstelik Türkiye ekonomisi son yıllarda beklenenden çok az büyüyor. Yani bütün bunların çok hızlı büyüyecek bir ekonomi varsayımıyla bu enerji altyapısının hazırlanması lazım. Her sene %7-8 büyüyecek bir ekonomiye göre siz enerji altyapısını hazırlayacaksınız. Kaldı ki öyle de değil. Yani son 6-7 yıldır Türkiye'nin büyüme hızı çok düşük. Potansiyelin çok altında gidiyor. Buna rağmen enerjisiz kalıyorsunuz. Büyük bir hesapsızlık, kitapsızlık var. Çok vahim. Ve bunu mutlaka bir masaya yatırılması lazım. Buradaki savruk kimindir? İhmal kimindir? Kim nerede nasıl bir hata yapmıştır? Bunun da derinlemesine bir araştırılması lazım. Çünkü bunun bir sorumlusu lazım. Bir sorumlusu lazım. Yani kimin hatası bu? Tabii ki sistem anlıyoruz. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Taraflı partili bir cumhurbaşkanı var işin başında. Bütün her şeye ben karar vereceğim diyen bir cumhurbaşkanı var. Ama bakıyoruz kesintilerle alakalı ben kendisinden bugüne kadar çok böyle ikna edici bir açıklama duymadım. Yani niye bu enerji yok diye öncelikle bu ülkenin cumhurbaşkanına sormak lazım. Ya 4 yıldır elinde tutan yok. Aklına gelen her şeyi yapabiliyorsun. Her şeyin talimatını yapıyorsun. İnadına Kanal İstanbul'u yapacağım diyorsun. Şu kadar milyar dolar harcayacağım diyorsun. İyi de böylesine bir önemli konuda hazırlıksız yakalanmak gerçekten kabul edilebilir, affedilebilir bir konu değil yani. En pahalı enerji olmayan enerji. Yani olmayan enerjinin Türkiye'nin ekonomisi üzerinde, sanayisi üzerinde bıraktığı etki gerçekten son derece olumsuz. Üstelik Türkiye'nin güvenilir bir yatırım yeri olarak algılanıp algılanmadığıyla ilgili de çok çok kritik bir konu. Yani enerji konusunda sorunlar yaşanan, günü geldiğinde elektrik veya doğalgaz temin edemeyip sanayisini durdurmak zorunda kalan bir ülkeye yeni yatırımların gelmesi konusunda da çok ciddi soru işaretleri oluşur. Yani hesapsız, kitapsız, enerji ihtiyacını hesap edemeyen, enerji arz güvenliğini sağlamayan bir ülkeye büyük yatırımlar da gelirken çok tereddüt yaşar yani. Dolayısıyla bu 2-3 günlük, bir haftalık, 10 günlük mesele değil. Bunu yaşayan bir ülkenin yıllarca bu uğradığı kredibilite kaybını telafi etmek için çalışması, o kredibiliteyi tekrar oluşturması için emek harcaması gerekir. Dolayısıyla olan çok vahim ve bu işin maliyeti Türkiye'ye öyle sanıldığı gibi 3 günlük, 5 günlük, bir hafta, 10 günlük bir üretim aksaması değil. Onun ötesinde uzun vadeli hesapsız, kitapsız, kendi
sanayisine, kendi ekonomisine yeterli enerjiyi sağlayamayan kesintilere gitmek zorunda kalan bir ülke. Üstelik Türkiye ekonomisi son yıllarda beklenenden çok az büyüyor. Yani bütün bunların çok hızlı büyüyecek bir ekonomi varsayımıyla bu enerji altyapısının hazırlanması lazım. Her sene %7-8 büyüyecek bir ekonomiye göre siz enerji altyapısını hazırlayacaksınız. Kaldı ki öyle de değil. Yani son 6-7 yıldır Türkiye'nin büyüme hızı çok düşük. Potansiyelin çok altında gidiyor. Buna rağmen enerjisiz kalıyorsunuz. Büyük bir hesapsızlık, kitapsızlık var. Çok vahim. Ve bunu mutlaka bir masaya yatırması lazım. Buradaki savruk kimindir? İhmal kimindir? Kim nerede nasıl bir hata yapmıştır? Bunun da derinlemesine bir araştırılması lazım. Çünkü bunun bir sorumlusu lazım. Bir sorumlusu lazım. Yani kimin hatası bu? Tabii ki sistem anlıyoruz. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Taraflı partili bir cumhurbaşkanı var işin başında. Bütün her şeye ben karar vereceğim diyen bir cumhurbaşkanı var. Ama bakıyoruz kesintilerle alakalı ben kendisinden bugüne kadar çok böyle ikna edici bir açıklama duymadım. Yani niye bu enerji yok diye öncelikle bu ülkenin cumhurbaşkanına sormak lazım. Ya 4 yıldır elini tutan yok. Aklına gelen her şeyi yapabiliyorsun. Her şeyin talimatını yapıyorsun. İnadına Kanal İstanbul'u yapacağım diyorsun. Şu kadar milyar dolar harcayacağım diyorsun. İyi de böylesine bir önemli konuda hazırlıksız yakalanmak gerçekten kabul edilebilir, affedilebilir bir konu değil yani.